Bu nasıl bir uyandırma şekli ya? Bittik oğlum, biz bittik, bittik. Yasemin, bana bilmediğin bir şey söyle ne olur. Bilmediğin bir şey söyleyeyim. Beren abla bize düğün yapıyor. Ne? Ne düğün ya? Düğün nereden çıktı şimdi? Ulanacağız nasıl? Git şunu. Kadın nasıl vicdan yaptırdıysak bütün mahalle toplanıp bize düğün yapacaklarmış. Hayır, eğer öyle bir düğün olacaksa benim Balıkesir'den annemi, babamı, yedi sülalemi çağırmam lazım. Nerede bu insanlar demezler mi ya? Ama belliydi. Bunun böyle olacağı belliydi. Makineli tüfek gibi yalan söylüyoruz. Belliydi bunların ayağımıza dolanacağı. Belliydi. Ah, bak, bunların hiçbiri benim aklıma gelmemişti Ateş. Oğlum nasıl sıyrılacağız biz bu işten? Bir dur be kadın be, bir dur. Eğer bu düğünü engelleyemezsek kalacak bir yerimiz olmayacak. Ne yapıyorsun ya? Buldum şampiyon, buldum. Ne buldun? Bu işten nasıl kılçıksız sıyrılacağımızı. Şimdi o kulaklarını aç ve beni iyi dinle. Babaanne, aynı dediğin gibi oldu. Düğünden bahsedince elindeki bardağı çat diye yere düşürdü. El ayağı birbirine dolandı kızın ayol. Ben diyeyim size, bunlar evli bile olmayabilir. Yok artık. Bu Züppe Ateş var ya, hani babasıyla ters düşmüş de bütün parayı pulu kaybetmiş. Belki de kaybetmedi. Bizim çatı katını belki garson yer olarak kullanıyor. Kız deme. Olur mu olur. Bir de şu Efsun denen kız var. Ne belli daldan dala konmadığı. Babaannem doğru söylüyor olabilir. Ne belli? Ay bir de Efsun vardı, ben onu unuttum. Şimdi ben babaanneme Ateş bana evli olmadığını söyledi desem olmaz. Of, o kadar yalan diyor ki yani beni de yakacak. Babam bu yaptıklarını duysa niye samimi oldun der. Ama ben samimi falan olmadım ki. Of, eğer bu evlilik sahteyse babaannem bunları suçüstü yakalar, babam kapının önüne koyar, ben de kurtulmuş olurum. Yürü be babaanne. Ay. Aa, niye bağırıyorsun kızım? Arkandayız babaannem, o yüzden değil mi abla? Ha tabii arkandayız babaannem. Onların ipliklerini pazara çıkar babaanne. Kim tutar seni babaannem? Yürü. Yakışık olur. Yasemin. O gözlerindeki anlamsız ve sorgulayan bakışları görebiliyorum. Anladın değil mi? Bak, sürekli gözlerin dolu olacak. Dolu dolu olacak. Tamam. İyice sür. Sür. İyice sür. Sür sür, bir şey olmaz. Ya Ateş. Hı. Ben böyle bir şey yalan malzemesi yapamam. Yapmayalım Ateş, ne olur. Bana bak şampiyon. Eğer bu düğün olayını atlatmak istiyorsan başka çaremiz yok. Anladın mı? O yüzden derhal kendine geliyorsun. Söylediklerimi asla unutmuyorsun. Ve en önemlisi bana güveniyorsun. Hadi. Hadi. Hıçkır. Aslan. Sana güvenen de kabahat. Kapat. Cezası. Affedersin. İstemeden kulak misafiri oldum da. Sanırım bu bitirme projesi gibi bir şey. Evet. Ve senin de tasarımlarını taşıyacak bir mankene ihtiyacın var. Doğru muyum? İstersen ben mankenin olabilirim. Hemen hayır deme. Önceki hayatımda birçok yardım defilesi için mankenlik yapmışlığım var. Çok para topladı bu beden. Cansız mankeni alıp giydiririm, podyumda böyle yanımda yürütürüm ama yine de senden yardım almam ben. Yani bir inat uğruna koca seneni yakacaksın, yapma. Bir senemi de yakarım, diktiğim o kıyafetleri de yakarım ama senden asla yardım istemem. Anlıyorsun beni değil mi? Ha? Kocacığım. Seninle birazcık konuşabilir miyiz? Tabii hayatım, konuşalım.
Ama burada olmaz. Yukarıda konuşalım. Ay, evladım, siz gelin burada rahat rahat konuşun. Biz çıkarız yukarı. Gel evlat. Aa, yok Saadet anneciğim. Olur mu öyle şey? Siz rahatsız olmayın. Biz yukarıda konuşuruz. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Ne münasebet. Siz rahatınızı hiç bozmayın. Biz yukarı çıkarız. Gel hayatım. Ara Süheyla, ara Demir'i ara. Babaanne ararsam duyarlar sesini. Dur mesaj atayım Demir'e. Acaba ne ayaksınız? Ha? Acaba ne ayaksınız? Saklan hemen. Lan nereye saklan? Evet. Ne var? Niye çağırdın beni? Ayşen'le aşağıda ne konuşuyordunuz Ateş? Hayda. Ben ne konuşacağım Ayşen'le? Telefonunu verdim. Mutfakta şarja takmış. O kadar. Ateş, bak tam düğünü hallettik derken başka iş çıkarma başımıza ne olur. Yasemin, bazen beni gerçekten çok yoruyorsun. Ya bir sakin olur musun artık? Düğün mevzusunu kapattık, bitti. Babanın kalp krizi geçirdiğine inandılar. Sen de inan artık, ne olur ya. Bir sakin ol, tamam, panik yapma. Bak, bu zamana kadar evliliğimizin sahte olduğunu anladılar mı? Ulan harbiden evli değilmiş bunlara. Sahtekarlar. Anlamadılar. Artık bir sal kendini de beni de ne olur. Bak böyle yaparsan erken ölürsün. Salamıyorum Ateş. Salamıyorum. Neden biliyor musun? Çünkü sana güvenmiyorum. Hah, işte en büyük hatayı da tam olarak burada yapıyorsun zaten. Allah Allah. Ya bir şey olmaz. Merak etme. Hep bir şey olmaz diye diye geldi zaten bütün bunlar başımıza. Peki başka bir şey yoksa gidebilir miyim artık? Yürü git. Başımıza yıkılacak bir gün bu ev. Taş düşsün Ateş. Enişte, zahmet oldu sana da. Teşekkür ederim. Yok be, ne zahmeti. Kostümleri toparlayıverdim işte. Eğer defilede mankene ihtiyacın varsa. Sağ ol enişte. Ha, pardon ya. Tabii, ben farkındayım zaten. Evet, belki piknik tipim. Ama piknik tip de tip değil mi? Hem kim satın alacak bunları, mankenler mi? Hep o sülün gibi adamlar mı? Gene ben satın alacağım. Gene ben giyeceğim. Aha. Bu Türk insanının, Türk erkeğindeki göbeğin çektiği yeter artık. Bu göbek nazar boncuğudur, nazar. Yetsin, bitsin artık bu. Ah, canım eniştem, sen ne kadar içliymişsin de benim haberim yokmuş. Teşekkür ederim. Ben bunları alayım, hemen yetiştireyim. Tekrar teşekkür ederim, iyi ki varsın. Zaten onlar bana olmazdı. Şef Danilo değilim ben çünkü. Ben saksı değilim. Şuayb'im ben. Hah, yani Şuayb abi, Ayşe'ni gördün mü? Şuayb abi, Ayşe'ni gördün mü? Gördüm. Kıyafetlerle kuru temizlemeciye gitti. Şuayb abi, sen niye bu kadar sinirlisin? Anlayamazsın sen beni Ateş. Anlayamazsın. Açıldık tekrar. Hoş geldin Mücahit. Hoş bulduk abi. Kayseri mantısı değil mi? Yok, ben Sinop alayım abi. Bu da yeni adet çıktı. Hep Kayseri yerdiniz. Sinop Sinop. Ne oluyor böyle? Kolay gelsin Celal amca. Eyvallah Ateş, buyur. Senden bir şey isteyeceğim de.
Benim sanayiye gitmem gerekiyor da Celal amca. Hı. Bu topladığım araba için yedek parçalar gelmiş, onları alacaktım.